Yer Niğde ili Bor ilçesi Kemerhisar kasabasına bağlı Kürtköy mevkii. Mevkide sadece Osman Şahin'e ait bir adet hayvan ağalı. Hayvan ağalının solunda kendisine ait ev, sağ tarafında oğluna ait bir adet ev bulunmakta. Hayvan ağalından itibaren sayıldığında ...13 adet ağaçtan yapılma Bor Telaş'ın çekmiş olduğu elektrik direkleri mevcut. Çekilen elektrik Niğde iline gitmekte olan yüksek gerilim hattındaki bir direkten alınmış ve bir trafoya bağlanmak suretiyle çekilmiş. Şu anda dönülen yön kuzeybatı. Trafonun hafif sol tarafında Emen Köyü. Kemerhisar Jandarma Karakol Komutanlığı Sorumluluk Bölgesi'nde bulunan Emen Köyü. Trafonun sağına doğru dönüldüğünde Bor ilçesi görülmekte. Osman Şahin'e ait Kürtköy mevkiinde bulunan evi hemen yanındaki hayvan ağalı ve daha sağında yine olarak yaptırdığı oğluna yaptırdığı ev. Ve bu direklere bağlı olaraktan hat çekilmiş çalışır pozisyonda. Görülerek kameraya alınmıştır. Tamam. Şimdi komutanım, karşıdaki görünen binalar bizim motor damlarımız. Şuradaki 3 direk bize tek verdi paramızla. O direkleri biz kendimiz aldık, diktirdik. Biz kuyularımız mevcuttu. Yaptığımızda geldiler, yerlerini keşfettiler, baktılar kuyular falan çalışıyor. Çalışan kuyularımıza biz dilekçe verdik. Direk, tel istiyoruz, trafo istiyoruz dediler. Tamam dediler, vermediler bize. Şu bulunan boştaki direkleri Mehmet Savaş'ın damadı tekne olduğu için onun hatırına bize gelen direkleri kaydırdılar, buraya çektiler. Şimdi burada da Allah için bu direklerin yanında, başında bir tane ne kuyu var ne dam var.
Ne de arazide su görünüyor. Var. Ne de arazide su var. Buradan aşağıda su da çıkmaz. Su da yok. Yok. Acı su çıkar. Biz bu direklerin şimdi bizim kendi şeyimize aktarılmasını istiyoruz. Zaten bize de iyi geldi bu direkler. Direkler bir hatıra, torpiler geldi buraya dikildi, huzurlu yere burada kalıyor, bekliyor böyle. Ve bu direkler böyle boş komutanım. Bu direkler bizim hakkımızdı. Bizim mevcut olan çalışan kuyularımıza vermediler. Geldiler, keşfini de yaptılar, baktılar. Burada mevcut ortada bulunan hiçbir kuyu yok, sondaj yok, dam yok. Bir aydınlatmaya dahi kullanılmıyor. Burada boş yatıyor böyle bu direkler. Bu direkler bize de iyi geldiydi. Oradan işte Mehmet Savaş'ın damadı tekliydi, torpilliydi, hatırlıydı. İşte getirdi bir günde vurdular, kırdılar, diktiler. Bizim haberimiz oldu. Vardık söyledik bu niye böyle oluyor? Bizim mevcut kuyularımız varken bize niye çekilmiyor da burada kuyu yok, bir şey yok, boş araziye çekiliyor dedik. İşi karıştırman, size de yapacağız, size de çekeceğiz dedi. Bizi avuttular. Biz paramızla yaptık. Buralarda parasız böyle dikildi. Bu direkler burada boştan yere böyle bekliyoruz. Diyeceğim bu kadar benim. Evet. Arkadaşın bildiği şey varsa arkadaş anlatsın. Göz önünde. Biz orada ne kadar da dediysek belki size de şey geldi ama işte göz önünde boş. Ne kadar müracaat etsek tellerimize bakım yapın, gerdirin, ne bileyim yapın. Kuyularımızı çalıştıramıyor. Tellerimiz yerde. Arkadaşın birinin panosu yandı. İsmail Hakkı Kavaklı'nın bağı. Şimdi Hakkı Temotaş. Thank you.
Fikret Çetin Taşın. Evet. Kadir Aksoy'un satılmış. Baş Anonim Şirketi'nin giriş kapısı. Biraz gerisinde. Oysa fabrikası. Bir istihametine giden yol ve oradan gelen elektrik hattı. Parkesan. Yan tarafında kum ocağı. Sessiz olarak konular Bravo 250 kavalık Amas Bağları'nda bulunan Mehmet Özbey'e ait ev.
Nasır Eroğlu'nun sulama kuyusuna giden elektrik hattı. Mehmet Özbey'in ekin tarlası. İstikametine giden yol. Evet, dinliyoruz seni şimdi. Ben Selahattin Özbek, Alay köyünden 15 senedir burada otururum. Burası neresi? 15 senedir. Neresi burası? Burası Amas Bağları. Evet. Amas Bağları. Burada çok büyük mağaralar vardır. Çok geniş. Hatta bir ara arayanlar da vardı. Polisler burada birkaç gün bekledi benim evde. Evet. Ama yakalayamadılar. Evet. Yani çok zengin bir yermiş burası. Bu güzel. Ta Gülücü'ye çıkarmış. Mağara burada. Aynı mağara devam edermiş. Evet. Diğer yerler? Diğer yerler burada. Ekim dikim olmuyor yukarılarda. Bunlar hep size mi ait? Hayır, değil. Size ait değil? Değil. Neler size ait? Bize ait bu aşağıdan. Pompadan öbür tarafta. Aşağı bahçelerde bize ait. Olanlara. Bahçelerde olan. Evet. Hepsi size ait. Evet. Orada havuz var. Bunlar belediyelerin su... Su pompaları. Bunlar ne zamandan beri var burada? Bizden evvel. Bizden evvel. Yani çok evvel. Çok evvel. 83-84. Bu taraflar. Evet. Evet. Taraflar. Bu taraflar herhalde Gülücü'ye ait. O yıkıntı harabeler? Buranın sahibi öldü. Çocuklar da bıraktı gitti. Bakım yok. Evet. Bakım yok. Esen sahibi öldü. 2 sene oldu. Evet. Buradan ileriye nereye doğru gidiliyor? Şöyle geç. Buradan öbür taraf. Hallem diye. Aynı Gülücü'ye ait bahçeler var. Bunlar bir o tarafa doğru. Bunlar evet. Bir şey var. Onunla bir şey var diye kardeşim. Öbür taraf bakalım. Hallem diye bir semt, o Gülücü'ye ait. Hı. Öbür taraf Aktaş'a ait. Mesela şu yoldan öbür taraf Aktaş'a ait. Anca patates yetişiyorsun. Şu ev kimin? Hangisi? Şu ev. O bizim bu ev. Şu ev size bu ait. Size ait. Evet. Şöyle neydi? Şu arazi? Bize ait. Bize ait. Buradan öbür yol. Bu tarafa doğru yol. Öbür yol da aşağıdan buradan yol yok. Bu yol nereye gidiyor?
O yol mahalle arasına. Şu yol normal. Evet, yol. Evet. Mahalle arasına gidiyor. Öbür tarafı mahalle arasına girer çıkar. Sonu yok. Trafoyu ne zaman koydular? Trafoyu anlat. He. Oraya yanına git. Trafonun yanına git sen. Sen yaklaşır. Trafa ekip kasmaylarına kondu bu sene. Bu sene? Evet. 2000 yılında öyle mi? 2000 yılında. Su işleri bittikten sonra. Bu işleri bittikten sonra kondu. Hangi amaçla kondu? Bilemiyorum. Bilmiyorum. Senin haberin yok mu bundan? Yok. Sulama için herhalde. Şimdi tek gelip de niye buraya koysun yani sizin haberiniz olmadan? Bilemiyorum. Bilmiyorsun yani. Tabii. Sulanma maçı. Sen talep etmedin. Etmedim. Onlar gelip koydular buraya. Ama hiçbir yere gitmiyor ki baksana. Bir tane direkt boş. Evet. Niye öyle? Belki oradan ileride ceren alabilirler diye arazileri. İleriden. Tabii arazi boş ya. Kuyu falan vurdular da su aldılar. Ceren aldılar. Zaten birkaç tane kondu buzun. Aşılır mı? Evet. Tabi sulama olması lazım. Sulama olması lazım. Tabi. Başka bir şey olacak. Yok yok. Yani boyuna gelişiyor ama tabi. Direktör bir tercih etmiyor. Başka bir şey yok. Sen bunun için herhangi bir para falan verdin mi? Yok. 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 Para falan vermedin yani. Şekilde bulunmadı. Hiçbir şey yok. Gelip koydular buraya. Müteahhit yapmış olabilir mi? Müteahhit yaptı tabii tabii. Müteahhit, müstekin müteahhit yapmıştı. Tekin müteahhit. Kim tabii. O biliyor musun? Vallahi tanımıyorum ben. Tanımıyorsun. Müteahhit yapılmış. Her şey müteahhite mi veriyor acaba bunlar? Bilmiyorum ki. Tekten de bir adam vardı başlarında. Kim vardı işte? Vallahi ya. Bilmiyorum. Bilmiyorum. Hiç beni tanımıyor sen ya. Tanımıyorum. Allah Allah. Tanır insan birbirlerini yani. Ben buralı yani. Oraları tanırım da o evet. Geleni tanımadım. Hmm. Teklerin ekserisini tanırım tabii. Gelip gidiyorlar arızamıza falan. Ama görsen tanırsın. Tabii. Tamam. Karşısı Kayseri istikametine giden Devlet Karayolu. Geçit gebeleyen çocukları
Tohum topluyorlar. He. Ben de burada acık bir sebze yeri hazırlıyorum. İyi. Yazın biz buradan çıkmayız. Çok güzel ama. Ne güzel ya. Geçen sene bu su burada sondaj atıldı, sondaja çıkıyordu. İşte şu sondajdan çıkıyor olsun be. Neresi bu gösterdiğiniz? Şu. Burası sana ait olan yer değil mi? Benim değil, Reşit Gebeleyen oralar. Reşit Gebeleyen yer. He. Sola doğru. Bunlar kim? Şu kirazdan öbür tarafı da Reşit Gebeleyen. Reşit Gebeleyen. Ahtan. Evet. Şura Ömer Ayhan'ın. Yani bizimdi de. Miras'a düştü. Miras'a düştü, görürsünüz. Şurada şey var. Şu bina kimin? Orada bina var ya, ta orada. Tek bir bina var. Şeylerin. Şu tüpçüler var ya. Balıkçıların. Balıkçılar. Balıkçıların orası. Sol taraf. Burası tavuk çiftliği işte. Kimin? Valla bir ses sönmezinden bir arkadaşım diye duyduk. Kim? Başlangıcında. Bir ses sönmez. Bir ses sönmez kim ya? Hortumluyuculardan. Bir zamanlar Anap'tan milletvekiliydi. Senin adamın değil herhalde. Yok. Ha, ters bizim, mis? Bizim köylümüz olur da he. Yaptığı hareketlere baktık da nefret ettik. Evet. Şurası ne? Evet. Gel gel. Efendim, bu kuyu bizim idi, müşterek vurmuştuk. Su kesildi. Evet. Şura benim teyzemin idi. Burada bizimdi. Bu kuyuyu vurduk, birer dam yaptırdık. Suladık senelerce. Su kesildi, bitti. Şimdi teyzemki damadına düştü burası. Burada bizim mirasçılara düştü. Onlar su sondaj vurdular. Ben de aşağıda vurdum geçen sene bu sondaj. Kaç metrede sıkıyorsun burada? Benimki 120 metrede, 118 metrede. Kaya çıktı mı şimdi? Hayır. İnemedi. İki günde indi. Çok güzel. Bu direkler nerede son buluyor? Şöyle gidiyor. Orada mı son buluyor? O Hikmet Yılmaz'ın oraya geçen sene sondaj vurdurdu. Oraya cereyan verdiler. İşte orada bitiyor yani. Orada biter. De balıkçıların oradan da gelir cereyan buraya şu tarafa, şuna. Şu binalara. Ama buradan gelen diyorsun. Ha, bunu yeni, bitiyor. Şu hattı yeni diktiler buraya. Ne zaman diktiler onu? Geçen sene bu zamanlar mı? Hatta bundan önce sonra. Geçen sene bu zamanlarda mı diktiler? Evet. Ha, biz dilekçe verdik. Cereyanımız kafi gelmiyordu. Komşular su zamanı hep dinamoları çalıştırınca sen çalıştırıyorsun, arkadaş çalıştırıyor, benimki tak atıyor. Arkadaşınki de atıyor. Evet. Güç mü yetersiz geliyor? Güç yetersiz geliyor. Dilekçe verdik teke. Müteahhit mi getirdi yoksa? Müteahhide vermiş tek. Müteahhit getirdi. Para verdiniz mi? Vermedik. Para vermediniz? Vermedik. Yalnız şu hattı çekerken bu hattın tüm tellerini, direklerini biz almıştık zamanında. 10 sene över falan. Şurada kimin? Neresi? Şimdi burası Reşit. Kamerayı aldığımız yer. Reşit Gebeleklerin şurada. Sulanan yer. Daha ilerisi? İlerisi Mithat Aydın'ın mirasçılarının. Yaşar Aydın'ın var. Dekan üniversitede. Damadı Hakkı Akdoğan var. Oğlu Erdal Aydın var. Şu arazi kimin? Bu arazi Behçet Öcal'ların. Şu an? Evet. Şu. Behçet? Öcal.
Kail, Abaklı'nın bağı. Burası Mikail Abaklı'nın mı? Evet abi. Etrafta çevre aydınlatması var. Ha, geçer. Thank you.